Hepinize selam arkadaşlar. Öncelikle bugün ehliyet konusunda ufak bir açıklama getirmek istiyorum. Trafik cezalarına bir aydınlatma getirmek istiyorum. Çünkü ülkemizde ufak bir trafik cezası problemi var. Bu problemi ben kendi adıma şikayet ettiğim için değil, bu ülkede motosiklet kullanarak çalışmak zorunda olan, bu sektörden para kazanmak zorunda olan insanlar için bir haykırış mı diyeyim? Bir şekilde insanların sesini duyurmak adına çekmek istiyorum. Videonun belli bir kısmını trafik cezalarını öderken çekmiştim ve yanlış anlaşılabileceğini düşündüğüm için böyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ben neyin açıklamasını yapmak istiyorum? Gelelim bu konuya. Ülkemizde herhangi bir şekilde trafik içerisinde seyreden bir araç kullanıyorsak ehliyetimiz cebimizde olmak zorunda. Doğru mu? Doğru. Ehliyetimiz yoksa biz bunun cezasını ödemek zorunda mıyız? Bu da doğru. Fakat ehliyetimiz stajyerken, yani yeni ehliyet aldıysak 2 yıl boyunca stajyer diye geçiyor diye biliyorum. Bu stajyerlik kapsamında belli bir ceza sınırını geçtiğinde ehliyetimiz daimi iptal oluyor. Arabada da, motosiklette de. Ve bu cezaları yediğimizde bizim büyük ihtimal bir 40-50 bin lira falan bir trafik borcumuz oluyor. Olacak ki 50 bin lira kolay ödenen bir tutar değil. Çünkü asgari ücret şu an 18.500 Türk lirası civarı olması lazım. Biz buna düz hesap 20.000 Türk lirası diyelim asgari ücrete. Diyelim Ahmet diye bir arkadaşımız var. Ahmet 16 yaşında motosiklet sürmeye başlamak adına bir adet A1 ehliyet aldı, kendi cebine koydu. Ahmet para kazanmak adına da gitti getirdi kurye olmaya başladı. Ahmet belli miktar para kazanıyor artık. Ve Ahmet bir motosikletle 16 yaşındayken haşır neşir olarak çalışmaya başladı. Ahmet'in kırmızı ışıkta geçmesi, ters şeritten gitmesi, kuryelik yaparken yediği normal standart cezalar dolayısıyla ehliyetinin diyelim ki trafikten men edildiğini düşünelim. Ve Ahmet tekrardan ehliyet almak zorunda. Çünkü Ahmet'in artık almak istediği bir motosiklet var. Veyahut da Ahmet herhangi bir motosiklet aldı ve bunun kredisini ödemeye çalışıyor. Ülke standartlarında siz bu sorunun nasıl denli olabileceğini kendi kafanızda hesaplarsınız. Kendi filminizi kendi kafanızda tasarlarsınız. Fakat ehliyet iptal olduktan sonra trafik cezaları tam olarak ödenmeden ehliyet geri alınamıyor. Ne alakası var? Yani 20 bin lira olan asgari ücretle 50-60 bin lira olan trafik cezasını zaten ödeyemiyoruz. Ki devlet de bize gel kardeşim sen bu cezayı hemen bize öde demiyor. Yani ne kadar ceza kenarda durursa devletin şu an o kadar işine geliyor sanırsam. Çünkü üstüne eklenen bir faiz miktarı var. Bunlar yasal olan süreçler. Gerçekten de bu olay böyle ilerliyor. Bunun üstüne faiz biniyor. Buradan bir kar ediliyor açıkçası. Yani ceza kimse yememesi lazım. Evet, kurallara uyarak sürmemiz lazım. Ehliyetimizin cebimizde olması lazım. Ama yoksa ve çalışarak motosiklet üstünde para kazanmak zorundaysak bu iş nasıl olacak? Diyelim ki kuryelik yaparak kazanan bir insan ehliyetini kaybetti. Şimdi kuryelik yaparak tekrardan cezaları ödeyip ehliyetini alması lazım. Fakat adam motosiklet sürünce ehliyetsizlikten tekrar 20 bin lira gibi bir ceza yiyor ve bu insanı gerçekten zor duruma sokan bir şey arkadaşlar. Sayın büyüklerim, gelin burada bir açık var, gelin bunu görün. Biz ehliyet almak için neden trafik cezamızın hepsini geri ödüyoruz? Bana yazılan cezayı ben şikayet etmiyorum. Bana yazdım bunu. Ben bunu hobi olarak da kullanıyorum. Ama Mehmet, Ahmet, Osman bunlar hobi olarak kullanmıyor. Bunlar gerçekten belli bir miktar ücret kazanarak bunu kapatıp hayatlarını geçindirmeye çalışan insanlar var. Ve insanlar gerçekten zor durumda arkadaşlar. Ben buna altını çizmeye çalışıyorum bu durumda. Çünkü para kolay kazanılmıyor. İnsanlar parayı, vaktini satarak kazanıyor aslında. Olaya böyle bakmanız lazım. Belli bir vakit veriyorsun, belli bir miktar para veriyorlar. Bununla geçimini idame ettiriyorsun ve senin para kazanmak için vaktini harcadığın denklemde sana bir aylık vakit harcamasını tek kalemde yazabiliyorlar ve sen tekrar bir ayını o riski alarak motosiklet üstünde kazanmak zorundasın ve bunu yaparken tekrardan ceza yiyorsun. Bir şey oluyor, hedefine ulaşamıyorsun, ehliyetini alamıyorsun. Bu durum birazcık açık, bu durum birazcık kötü. Bu durum bence düzeltilmesi gereken bir durum. Evet, teker yapan insana ceza yazılsın, egzoz takan insana ceza yazılsın, efendime söyleyeyim yanlayana trafikte magandalık yapan insana ceza yazılsın. Zaten trafik polislerinin görevi bu. Trafik güvenliğini stabil bir düzeyde tutmak. Fakat arkadaşlar, fırın kuryeliği yapan, efendime söyleyeyim getir kuryeliği yapan, herhangi bir şekilde buradan ekmek kazanmaya çalışan, işinde gücünde olan insanın ehliyetin daimi iptal olması ve haksız yere ceza yer gibi görünmesine ben birazcık karşıyım. Hadi diyelim bunu da yapıldı. Okey, biz yanlış düşünüyoruz. Herkes hak etti ceza yemeyi. Tamam, yendi cezalar. Fakat kötü gelen durum şu ki adamın ehliyeti iptal olmuş. Adam çalışmak istiyor. Üstüne herhangi bir borç olmasın, eksi de olmasın. Tertemiz bir şekilde hayatına devam etmek istiyor. Ama ehliyet alamıyor. Neden? 50-60 bin lira birikmiş cezası var.
Hayatta da kalması lazım bu adamın. Adam tekrardan tek kalemle cezaları kapatıp hayatına da devam edemiyor. Ödeyemedikçe de faiz geliyor. Faiz geldikçe ceza miktarı artıyor. Daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Daha fazla çalıştıkça daha fazla ceza yiyor. Böyle bir çıkmazın içindeyiz. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Bu şu an ülkemizde ehliyet kaptıran arkadaşların büyük bir problemi. Ve kimse sesini benden daha iyi bir şekilde aktaramaz diye düşünüyorum. Bu ne yapayım? Burada bir açık var arkadaşlar. Ben bu videoyu bu yüzden çektim. Para kolay kazanılan bir şey değil. Enteresan bir çıkmaz içerisindeyiz. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Siz olun. Trafikte eşeklik yapmayın. Gerek yok. Bu özenilecek olan bir şey değil. Trafiğin içinde insanların halka açık yerlerde teker yapmak, yanlamak, makas atmak mantıklı şeyler değil. Bunları yapmayın. Kasksız motosiklet sürmek mantıklı bir şey değil. Bu özenilen genel şeyler doğru bir şey değil arkadaşlar. Siz olun. Ekipmanınızı takın. Teker yapabilirsin, çok sevebilirsin. Ben de seviyorum. Dağda bayırda yapıyorum artık. Ve evet ben de ergendim, ben de gençliğimi yaşadım. Ben de bunları öğrenmek adına bunları yaptım. Evet ben de trafiğin içinde bir şeyler yaptım. Fakat doğru olan yol bu değil arkadaşlar. Gerçekten doğru olan yol bu değil. Çok farklı bedelleri var bu işin. Gidin işinize gücünüze bakın. Mantıklı harcamalar yapın. Paranızı bu şekilde çöpe atıp kendi ehliyetinizi alıkoydurmayın ki bu çıkmazın işine siz de düşmeyin. Ehliyetiniz giderse cezalarınızı ödemeden ehliyet alamıyorsunuz. Bu sizin iş hayatınızı etkileyecek, maddi durumunuzu etkileyecek, ödeyemeyeceksiniz o cezayı. Bunun için yıllarca çalışmak zorunda kalacaksınız. 18-20 yaşındaysanız kuryelikten başka yapabileceğiniz mantıklı bir yol yok. Bulamayacaksınız bu yolu. Araba çok güzelmiş. O yüzden kendinizi riske atmayın. Mantıklı hareket edin. Çünkü bu bir çıkmaz ve sizi sizden başka kimse anlamayacak. Bu durumda düzeltilecek mi bilmiyorum ama vaziyet birazcık enteresan. Aklınızı lütfen başınıza alın. Umarım bir videoyu da yetkili bir insan izler de gerçekten bu bir problem der. Ve ehliyeti almak için ceza ödeme kanununu falan siler gönderir. İnşallah yani. Yapmayın. Gerçekten aklınızı başınıza alın. Bu gençlik zamanınız çöp olmasın diyorum. Cezayı öderken bir video çekmiştim. Buradan sonrasında artık çektiğim videoyu izleyeceksiniz. Dediğim gibi olayı yanlış anlamayın diye açıklama yapmaya çalışıyorum. Çünkü ben kendi yediğim cezayı değil, bu meslekten, motosiklet üstünde para kazanan insanların ehliyetini kaybettiğinde girmiş olduğu zorluğu teşcillendirmek adına bir video çekmiştim. Sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bugün size motovlog çekeceğim. Günaydın dostlar. Bugün ATV'den yine yüklü miktar para çekiyoruz. Neden? Çünkü üstümüze yazılan bir trafik cezası var MT ile. Bu MT'nin cezasını erken ödersek belli bir miktar indirimden yararlanıyoruz. O yüzden biz bu cezayı ödeyeceğiz. Fakat bu cezalar niye geliyor efendim? Onu bir konuşmak lazım. Ya da nasıl bir sistem var bunu anlatmak lazım size. Çünkü aga Türk gencini birazcık kenara kıstırmış durumdalar bu motosikleti ya da bir cezayla problemi olan insanları net bir şekilde kardeşim sen bunu ödemek zorundasın, ödemeden de daha fazla ceza yersin sistemine almış durumdalar. Hoş bir sistem mi? Değil. Ben bunu sistem edeceğim birazdan. Bak, yani kolay kazanılmıyor para. Asgari ücret bu ülkede. Abi şu an asgari ücret ne kadar ya? 17 bin bir şey olan bir asgari ücret var. Bana yazdıkları ceza 20 bin lira. Tek kalemde ben 23 yaşındayım. Şimdi düşün ki bak bu 10 bina sadece. Daha geliyor bir. Videoyu izleyen vatandaşlar, ben 23 yaşında bir bireyim. Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda YouTube'a videolar çekerek sizi bu ticaretin içine katıyorum. Burada 20 bin lira para var abiler. Asgari ücret 17 bin bir şey dedi az önce abimiz. Şöyle bir vaziyet var Türkiye'de. Motorda konuşayım mı birazcık? Motor sürelim azıcık, evet. Evet, selam dostlar. Motorda konuşmak istedim. Bayağıdır motorla konuşmalı bir video atlıyorum. Şimdi dostlar, dediğim gibi videoyu izleyen arkadaşlar, ben 23 yaşında ticaretle uğraşan bir insanım. Kendi kitleme kendi ürettiğim ürünleri satıyorum. Ve bu motosikletle videolar çekerek gelirimi sağlıyorum. Şimdi vaziyet şu, Türkiye'de kafana kısılmış bir konu var bu ceza sistemiyle ilgili, ehliyetle ilgili. Diyelim ki ehliyetinizi kaybettiniz arkadaşlar. Yani 16 yaşındasınız, stajyersiniz veyahut da 22 yaşındasınız. Stajyersiniz bu şekilde. Ehliyetiniz daimi iptal oldu. Sizi psikotekniğe falan yönlendiriyorlar. Fakat siz ehliyetinizi almadan önce üstünüzde olan tüm trafik cezalarını ödemekle yükümlüsünüz. Yani
10 bin ise 10 bin, 50 bin ise 50 bin, 100 bin lira ise 100 bin lira. Asgari ücret 17.500 lira şu an. Hadi 20 bin lira da asgari ücreti. Bana yazılan bir ceza şu an 20 bin lira ediyor. Yani ben bu ülkenin vatandaşıyım. Efendime söyleyeyim, zaten eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Zaten hayatla mücadele ediyorum da babacığım. Tüm koşullar göz önündeyken lütfen. Yapsın abi. Ne yapıyorsun canım? Yapsın. Ben deyim, video çekiyorum. Çekiyor musun? He? Çekiyorum. Devam et de çekeyim. Çekmeye diyorum, devam ediyorum. Git de çekeyim. Diyelim ehliyetiniz yok, ehliyet alacaksınız. Ehliyeti almak için diyorlar ki üstündeki cezaları öde. Yani benim üstümde 160 bin lira ceza var. Kardeşim sen bana şu an bu cezayı yazmaya devam edersen ben bunu nasıl alayım? Yani zaten ödemeye çalışıyorum ve şehir içinde olsun, başka bir yerde olsun usulsüzlük yapmıyorum. Ama ben buna binmek zorundayım yani. Başka bir seçenek yok. Motorumun arkasında plakası var. Kaçmıyorum bir şey olduğu zaman. Yani ülkede saçma sapan bir ton iş yapılıp bunlar göz ardı edilirken böyle kazanmaya çalışan insanın başına bir şey gelince çok sinirlerim bozuluyor. Neyse, başımızın gözümüzün sadakası olsun diyorum arkadaşlar. Geldik yine mekana. Geldik yine mekana. Burası vergi dairesi, artık açık. Verdim ruhsatımızı, cezamızı ödeyelim. Buradan bir numaramızı alıyoruz. 0.70. Azıcık bekleyeceğiz. Biliyorsunuz ki ben, beni boşa salınca ben vergi dairesine geliyorum birader. Şimdi bizim yapacağımız vaziyet burada ne? Hedefimiz bizim tüm cezaları ödeyip trafik onay durumunu almak. Bir 4 yıldır falan hedefimiz bu. Fakat abiler bizim hedefimizi her zaman çıtayı yukarı çıkartıyor. Buradan Türk Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Sen de çıkmak istiyorsun galiba kameradan. Siz de mi ceza ödüyorsunuz? Otoban cezası. Ne yapacağız bu? Otoban cezası vergi dairesine yazsın. Yazıyorlar abilerim. Allah'a şükür. Yani yazın abi de, birazcık usturuplu yazın. En azından CG ile sağda solda uyuşturucu sevkiyatı yapıp para kazanmaya çalışmıyoruz. Ona göre ceza yazarsanız seviniriz. Bu Türk polisine diyeceğin tek şey bu. Biz de kaçmıyoruz sizden artık zaten. Bir inisiyatif gösterin, çünkü biz de inisiyatif gösteriyoruz abi. Öpüyorum. Ödeyeceğim şimdi bunu. Sonra bir 30 daha kalacak. Sonra bir 150 bin daha kalacak.